Şevlim'in tutuklanması hem Türkiye'nin kendi iç hukukuna aykırı hem de altına imza attığı uluslararası sözleşmeleri. Aslında uluslararası sözleşmeler Türkiye'nin anayasasının 90. maddesine göre iç hukukunda üzerinde. Örneğin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 9 ve 10. maddeleri ifade özgürlüğünü düzenlemiş. Bu anlamda bu sözleşmeye imza atan bir devlet Şevlim'in gibi bir insanı tutuklayamaz. Bu mümkün değil. Yani yasaya, uluslararası hukuka aykırı. E, kaldı ki Türkiye Cumhuriyeti devleti defalarca Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından e, mahkum edildi. İfade özgürlüğünü ihlal ettiği için. E, Şebnem'in davası da bunlardan biri olacak. Yani Türkiye bir kere daha mahkum olacak. Bunu bile bile sadece intikam amacıyla, aslında Barış için akademisyenlere de aynı şeyler yapıldı. Yani onlar özellikle e, bu Diyarbakır'da, Sur'da, Cizre'de olan e, olaylar üzerine açıklamalar yapmışlardı. Bu savaş suçuna ortak olmayacağız diye barış akademisyenleri. Ve onlar da işlerinden atıldılar, tutuklandılar. Ne oldu? Sonra Anayasa Mahkemesi ihlal kararı verdi. Bu düşünce özgürlüğünün ihlaldir dedi. Aslında Şebnem'in söylediği onlarınkinden daha da hafif şeyler olmasına rağmen Şebnem tutuklandı. Bu bir intikam operasyonu yani hem Şebnem'e yönelik hem de Türk Tabipler Birliği'ne yönelik bir operasyon ve hukuk dışı. Şebnem, insan hakları alanında biz yıllarca birlikte çalıştık. Özellikle cinsel işkenceye uğrayan kadınlarla ilgili verdiği raporlar bizim davalarımızda çok önemliydi. Çok uzun yıllardır birlikte çalışıyoruz. Çok direngen ve güçlü bir kadın. Geçtiğimiz hafta görüştüğümüzde de aynı şekilde direngen ve güçlü halini gördüm. Aslında bazı insanlar topluma direnişleriyle umut verirler. Bence Şebnem bunlardan biri yakında eminim aramıza karışacak yine. Aslında tabi bu baskı yeni bir baskı değil. Yani e, aslında bu gelenek gazeteciliği her zaman baskı altında. Şimdi e, arkadaşlarımız tutuklu ama katledilen gazeteci arkadaşlarımız oldu. Büyüklerimiz oldu. Musa Anter gibi. Aynı gelenek devam ediyor. E, ve bu gelenek e, özellikle Kürdistan'da hak ihlallerine yönelik bir gazetecilik yapıyor ve herkesin yazmadığı şeyleri yazıyor. O nedenle de hep baskı altında. Yani devlet aklı tarafından hep baskı altında tutuluyor. Örneğin bundan aylarca önce tutuklandı Diyarbakır'daki gazeteciler hala iddianameleri hazır değil. Yani bu bir hak ihlali. Hukuken de büyük bir hak ihlali. Bu insanları daha suçlama ne olduğu belli olmadan aylardır cezaevinde tutuyorsunuz. Çok uzun bir zamandır. Şimdi bu yeni operasyon da aynı. Yine söylüyorum aslında Şebnem tabii çok konuşuluyor haklı olarak çünkü Şebnem tanınan bir insan hakları savuncusu ama gazeteci arkadaşlarımızı da konuşmamız gerekiyor çünkü Şebneme yapılanın aynısı onlara da yapıldı gazetecilik yargılanıyor burada ben sadece şunu eklemek istiyorum bu coğrafyada kendilerine muhalifim diyen kesimlerin büyük bir mağdur seçiciliği var örneğin Kemalistler. Kemalistler sadece bir şey kendilerine dokunduğunda ses çıkarırlar. Kendilerine dokunmadığı zaman o hak ihlalini görmezler. Hala maalesef aynı davranıyorlar. Ergenekon sanıklarına, komutanlara gösterdikleri ilgiyi gerçekten hakları ihlal edilen gazetecilere, yazarlara, aydınlara maalesef göstermiyorlar. E, o nedenle bu mağdur seçicilik. E, Bizim bu noktada olmamız da çok etkili. E, oysa ki eğer hukuksuz bir şekilde hakkı ihlal ediliyorsa bir kişinin veya kişilerin ona aynı biçimde karşı çıkmak gerekir. Maalesef bu coğrafyada herkes kendine yani e, hani kendine Müslüman derler ya aynen bu şekilde davranıyorlar. Kendilerine dokunduğunda işte insan hakları savunculuğunun farkı burada. Yani sizden olmasını beklemezsiniz hakkı ihlal edilen kişinin ama maalesef ki bu coğrafyadaki siyasetçilerin çok büyük bir bölümü böyle davranıyorlar. Peki. Yani ben özgür basın e, ve özgür gazetecilik hiçbir zaman sona ermeyecek. Bugün eğer dünyada e, eğer uluslararası insan hakları sözleşmeleri düzenlendiyse, bir takım haklar garanti altına alındıysa uluslararası hukukta, bugün hala bazı değerler herkesin saygısını çekiyorsa, işte bu o bağımsız gazetecilik, bağımsız habercilik sayesinde bize ulaşan bilgiler, dünyadan bize ulaşan bilgiler sayesinde o anlamda bence özgür basın her zaman varlığını devam ettirecek. Yani onlar gider, seninleri gelir. Özgür gündem vardı bir zamanlar birçok gazetecisi katledildi. Ne oldu? Yerine yenileri geldi. Bugün tutuklanan arkadaşların görevlerini dışarıda başkaları yapıyor. Yani bu döngü hiçbir zaman bitmez. ya yani Özgür basın geleneği her zaman devam eder.